Sağlıklı hücreler bölünme yetenekleriyle yenilenir. Ölen hücrelerin yerini doldurur ve doku hasarlarını onarır. Bu bölünme ve çoğalma DNA aracıyla kontrol edilir ve belli bir düzeni vardır. Fakat DNA'da oluşan bir takım hasarlar sonucu bazı hücreler kontrolsüz bölünür ve çoğalır. Bu şekilde kontrolsüzce bölünüp çoğalan hücreler kanser hücreleri olarak adlandırılmaktadır. Bu hücreler bir araya gelerek tümörleri oluşturur. Vücudumuzun çeşitli doku organlarına meydana gelebilen tümörler iyi huylu ve kötü huylu olarak ikiye ayrılır. Kötü huylu tümörler büyüdükçe normal dokulara zarar verirler ve kanser olarak adlandırdığımız hastalıklar ortaya çıkar. Kimi zaman kanser hücreleri oluşturdukları dokudan kan ve lenf dolaşımı yoluyla başka dokulara ulaşıp hastalığın vücudun başka bölümlerine de taşınmasına neden olur. Bu duruma metastaz adı verilir. Kanser her vücutta farklı bir takım belirtiler ortaya çıkarır. Açıklanamayan kilo kaybı, yüksek ateş, kronik halsizlik, güçlü ağrılar, meme, koltuk altı veya vücudun başka bölümlerinde hissedilen sert ve hareketsiz kitleler, ciltteki özellikle bel ve sihirlerde değişiklikler, ağızda diş etlerinde yoğun kanamalar, balgamdan kan gelmesi ve kronik öksürük, zamansız vajinal kanamalar, dışkıda kan bulunması ve uzun süren dışkılama problemi, idrarda kan bulunması ve idrar sıklığının değişmesi. Bu belirtiler her zaman kanser olduğunuz anlamına gelmez. Fakat bir onkoloji hastanesi tercih edilip başvurarak bir uzman tarafından mutlaka değerlendirilmelidir. Doktor kontrolü öncesinde erken teşhisin birçok hastanın hayatını kurtardığını ve herhangi bir kalıcı hasara uğramadan hastalığı atlatmasına yardımcı olduğu unutulmamalıdır. Ancak erken teşhis belirtilerin doğru değerlendirilmesi ve düzenli basit kontrollerin ihmal edilmemesiyle mümkün olabilir. Akciğerde yer alan hücrelerin dengesiz bir şekilde çoğalması sonucu meydana gelen kötü huylu tümöral oluşumlara akciğer kanseri adı verilir. Kanser hücreleri öncelikle bulunduğu yerde çoğalarak kitlesel bir yapı oluşturur. İleri evrelere gelindiği zaman ise çevre doku ve organlara yayılım gösterir. Akciğer kanseri oldukça sık görülen ciddi sonuçları olan kanser türlerinden biridir. Erken evrelerde genellikle belirti vermediği için teşhis edildiğinde hastalık sıklıkla ilerlemiş evreye gelmiştir. Bu nedenle risk altında olan bireylerin düzenli olarak tarama yaptırmaları önemlidir. Akciğer kanserine en çok sebep olan etken sigara kullanımıdır. Fakat hayatı boyunca hiç sigara içmemiş kişilerde de akciğer kanseri görülebilir. Bununla birlikte sigara akciğer kanseri için en büyük risk faktörüdür. Tüm vakaların %85'inden fazlasından sigara sorumludur. Yapılan araştırmalara göre günde 25'ten fazla sigara kullanan bireylerin hiç sigara kullanmayanlara göre 25 kat daha fazla akciğer kanserine yakalanma riski olduğu saptanmıştır. Sigara kullanımı sadece akciğer kanserinin değil, yemek borusu ve ağız kanseri gibi başka kanser türlerinin de sebebidir. Eşleri sigara içen kadınların içmeyenlere göre %25 oranında daha fazla akciğer kanserine yakalanma riski taşıdığı saptanmıştır. Akciğer kanseri tedavisi, diğer kanserlerde olduğu gibi hastalığın genel sağlık durumu, hastalığın evresi ve kanser tipi gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişir. Birçok evrede farklı tedavi kombinasyonları ve kişiye özel tedaviler uygulanır. Bu nedenle akciğer tedavisinde tam donanımlı bir hastane ve uzman doktor seçimi oldukça önemlidir. Akciğer kanseri ameliyatı, akciğer kanseri tedavi yöntemlerinden biridir. Cerrahi müdahalenin tipi, kanserin akciğerdeki yerleşimine bağlıdır. Akciğerdeki küçük bir parçayı almak için yapılan bir operasyondur. Eğer cerrahi olarak tüm lob alınırsa, sağ veya sol akciğerin biri alınırsa, pnömoktomi olarak adlandırılır. Bazı tümörler yerleşimi, büyüklüğü ve hastanın genel sağlık durumu nedeniyle ameliyat edilemez. Akciğer kanseri ameliyatı sonrasında gözle görülmese de geriye kalmış olması, muhtemel olan az sayıda kanser hücresi adjuvan tedavi yöntemiyle yok edilir. Bu tedavi yöntemi de hastanın tanı raporuna, yaşına ve genel sağlık durumuna göre planlanır. Akciğer kanserinde kemoterapi tedavisi kanser hücrelerinin ilaçla yok edilmesidir. Kemoterapi genellikle iki ilaçtan oluşur. Kemoterapi sadece bu konuda özel eğitim almış hemşireler tarafından verilebilir. Kemoterapinin verilme sayısı kür şeklinde ifade edilir ve genellikle 21 ila 28 günde bir tekrarlanır. Akciğer kanserinde kemoterapi genellikle damardan sıvı şeklinde veya ağızdan hap olarak tam donanımlı ayaktan tedavi merkezlerinde uygulanır. Bazı durumlarda hastanın durumundaki olumsuzluk ya da verilen ilaçların niteliğine göre kemoterapi yatarak da verilmektedir.